Harbisin haber. Süper. Sarıyer merhaba, nasılsınız? Süperiz değil mi? Sarıyer'de zaten ne yapılırsa hep güzel oluyor, eğlenceli oluyor, keyifli oluyor. Çünkü deniz burada, insanlar burada, iç içeyiz. Aynı mahallede yaşıyoruz, onun için çok güzel. Onun için çok mutluyum burada bir sunuculuk işi alabildiğim için. Çok keyifliyim sizlerle buluşabildiğim için. Bugün çok keyifli, gördüğünüz gibi Sarıyer Bayan Voleybol takımımızda bir buluşma sağlamak istedik. Bunu da ayrı bir yerde bir sezon açılışı yapmayalım, hep beraber buluşalım, hep birlikte olalım istedik. Çünkü gerçekten İstanbul'da bu kadar ilçe olmasına rağmen birinci ligde voleybol takımı olan çok nadir herhalde. İlk tek başka var mı? Neresi var? Büyük Yeşilyurt var. Yani 2-3 yani 20-30 tane ilçe var. Onun için ona sahip çıkmamız gerekiyor. Maçlarını izlememiz gerekiyor. Onlarla birlikte voleybolu sevmemiz gerekiyor. Zaten muhteşemler bence. Çok güzeller hepsi. Gördüğünüz gibi. Sevilmeyecek gibi değiller. Değil mi? Onlara bir kocaman alkış. Ama bu Sarıyer Spor Kulübü 5 senelik bir geçmişini 5 dakikaya sıkıştırmış bir küçük belgeselimiz var. Hep birlikte alkışlarınızla onu izlemek istiyoruz. Bir Sarıyer Spor Kulübü'nü bir tanıyalım hep birlikte. Evet efendim. Ben mesela uçarım mesela yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela uçarım mesela. Sarıyer Belediyesi Voleybol Takımı'nın, Voleybol Bayan Takımı'nın kurucu antrenörüyüm. 2009 yılında birinci kümede, 2010 yılında bölgesel deplasman ligde şampiyon olduk, namal bir şampiyon olduk. Ondan sonra ki süreçte yine namal bir şampiyon olarak devam eden bir belediye takımımız var. Kendim Sarıyer'deyim. Sarıyer'de doğmadığım, burada voleybol oynadım ve burada antrenörlük yaptım. İlk başta aslında Sarıyer'de inanılmamıştı böyle bir başarı elde edebileceğini. Sonra baktılar ki hazırlık maçlarından sonra güzel gidiyor. Biz de devam edelim dediler. Tamam dediler. Başladık. Namalip şampiyon bitirdik. Başkanımız da devam etmeyelim demiş olsaydı belediye başkanımız Şükrü Başkan. Orada kesilecekti. Spora destek olduğu için, sosyal aktiviteye destek olduğu için ve voleybolda geliştirmek istediği için böyle bir çaba sarf etti ve bana yardımcı oldu. Birçok milli oyuncu çıktı burada. Eczacıbaşı'na, Beşiktaş'a, Emlak Bank'a, Galatasaray'a, Vakıf Bank'a şu an bile oyuncu verebiliyoruz. Altyapınıza ben güveniyorum. Altyapı antrenörlerine de. Altyapıdan yetişecek oyuncular da üst yapıda görev alacaklardır. Üst yapıdakiler zaten mükemmel oyuncular. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Merhaba, isim Gökhan Elman. Ben Sarıyer Belediyesi Bayan Voleybol Takımı'nın antrenörüyüm, baş antrenörüyüm. 2 yıldır burada görev yapıyorum. Benden önceki arkadaşlarım, çalışan arkadaşlarım sağ olsunlar. Çok iyi bir altyapıyla Sarıyer'den çocuklar bulup, çok iyi çalışıp sırasıyla 3.lik, 2.lik, oradan da 1.lige çıkmışlar. Ben bayrağı 1.likteyken devraldım. Geldiğimizde oldukça başarılı, hep kupa kazanmış, 1.lige kadar çok başarılarla gelmiş bir takım vardı. Biz de bunu 1.likte önce tutulmak, 1.likte kalıcı olmak, sonra da daha ileriye götürmek, Sarıyer'imizi Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eder hale getirmek için bir hedef koyduk ve çalışmaya başladık. Geçen sene çok iyi bir çalışma sergiledik. 2 yabancı oyuncumuz vardı. 3 yabancı hakkı olmasına rağmen biz 2 yabancı kullandık.
Bu takımla ligde kalmayı başardık. Playoff'a giremedik ama oyuncularımızın özgüveni çok yüksekti. Çok iyi takımlar arasından ligde kaldık ve hepsi A2 milli takımına seçildiler bu oyuncular. 3 yabancı oyuncumuz da var. Bir tanesi zaten Sarıyerci, çok iyi tanınan bir oyuncu. Yaima Ortiz, Küba aslında. Olimpiyat madalyaları olan, dünya şampiyonluğu madalyaları olan çok ünlü bir oyuncu. Bir Sırp milli takımından bir oyuncumuz var. Marasevic, bir de çok tecrübeli bir pasörümüz var. O da Slovak milli takımından. Alişa. Diğer oyuncularımız da dediğim gibi geçen senelerdeki 3 oyuncumuz kaldı. Onun dışında bilen hepsi çok genç, 96 doğumlu. Daha 18 yaşında yeni tamamlamış oyuncular. Ben 3. ligdeyken buraya geldim. Şu anda 5. senemde oldu. Şu anda 1. ligde mücadele ediyoruz. Ama bunların en büyük sebeplerinden biri Şükrü Genç olarak görüyorum. Çünkü Şükrü Genç bunu sosyal proje olarak başlattı. Özellikle kız çocuklarına yönelik bir projeydi. Benim ilk geldiğim zaman yaz okullarında 60 tane kız çocuğu vardı voleybol takımında. Şu anda 450 kız çocuğuna ulaştık. Bence amacımıza yavaş yavaş ulaşıyoruz. Voleybol takımımızda zaten antrenörlerimiz ve teknik ekibimiz ilgileniyor. Şükrü Genç'in ve işte yönetimimizde bulunan herkesin güveniyle bu iş yürüyor. Çünkü biliyorsunuz belediye takımı olmak biraz zor iş. Burası biraz aile takımı gibi bir yer. Herkes aile içerisinde davranıyor. İşte kulübümüzün bir babası var. Onu Şükrü Genç olarak görüyoruz. Onun sayesinde onun kanatları altında yürüyoruz. Biz Sarıyer Belediyesi olarak geçtiğimiz 5 yılda birçok ülkemizde artık bu da ülkelerden birisi. Takıma çok güveniyorum. Onların başarılı olacağına inanıyorum. Bu ilkinde diğer kulüplere de örnek olmasını diliyorum. Bu sezon için 12 yeni transfer yaptık. Bunlardan 3'ü yabancı, biri Alman müsaadi, biri Halkbank, biri Vakıfbank, diğerleri de izlerleştiriyoruz. Çok iyi bir takım olmuş dediğimizde inanıyoruz, başarabileceğiz. İlk 6'ya çıktığımız zaman Avrupa müsabakalarına girebilme imkanımız var. 6. olarak bitirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Bu sene hedefimiz ilk 6 içinde yer alıp önümüzdeki sezon Sarıyer'imizle beraber Avrupa kupalarına katılmak, buraya Avrupa takımlarına getirmek. Alkışlar onlar için. Ben altıncılık değil, birincilik bekliyorum takımdan. Şampiyon niye olunmasın? Bence bayan voleybol takımında en önemli şey olması gereken fizik güç değil, yürek olması gerekiyor. Size gelmeden önce yaklaşık 4-4.5 arası antrenmanlarına gittim sevgili Sarıyerliler. Gerçekten canları çıkıyor. Yani size söyleyebilirim. O yarım saat içinde ben acıdım, üzüldüm kendilerine. O antrenmandan sonra buraya geldiler, sizlerle buluşmaya geldiler. Onlara tekrar bir alkış göndermek istiyorum ne olur. Çünkü bütün alkışları hak ediyorlar ve ben de şampiyon bir takımın hazırlığını gördüm antrenmanda. İnşallah birinci de olurlar. Değil mi?